Herkesin, her şeyin anlatılmaya değer bir hikayesi vardır. Kimi hiçbir zaman anlatılmaz, gizli kalır. Benim anlatacağım hikaye ise bundan 15 sene önce ortaya çıkıverdi. 15 sene öncesine kadar bilinmeyen, sonsuz evrenin mini minnacık bir gezegeninde saklı kalmış gizemli, düşündürücü, ezber bozan, olağanüstü bir hikaye. Hikayemin baş kahramanı Homo sapiens, yani bilen insan. Peki bilme bilincine erişmiş bir varlık olduğu kabul edilen insan kendisi hakkında ne biliyor? Bildiğimizi zannettiğimiz her şey zamanla çürüyor. Bazısını yanlış biliyoruz, bazısını eksik. Deştikçe katman katman ortaya yeni şeyler çıkıyor. Eski tabular yıkılıyor, insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Bir sonraki keşfe kadar. 4 milyar yaşında varsayılan dünyamızın hayat çizgisinde minicik bir nokta olan 4 milyon yıllık insan evrim sürecini ince eleyip sık dokuyacak olursak Homo habilis, Homo erectus derken bugünkü insanın prototipi Homo sapiens sadece 200 bin yıl önce çıkmış ortaya. Ama bizim açımızdan ne olduysa ondan sonra olmuş. O kafatasının içindeki 1,5 kilogramlık beyin başka hiçbir varlıkta çalışmadığı şekilde çalışmış. Yaşadığı mağaraların duvarlarına resmettiği ilk sanat eserlerinden, toprağın işlenişine, yerleşik düzene geçişten, kültür oluşturmaya varan bilen insan evrimdeki en önemli gelişimini bundan 5000 yıl önce gerçekleştirmiş. Çiviyi taşa koymuş ve yazı yazmaya başlamış. Kayıtlar tutulunca yazılı tarih doğmuş. 195 bin yıl boyunca beyinsel açıdan anca arpa boyu yol kat eden bilen insan, 5000 yıl önce birdenbire kayıt tutmaya başlayınca ok gibi fırlıyor yayından. 200 yıl önceki sanayi devriminden sonra, hele son 20-30 yıldaki iletişim devrimiyle bu ok ışık hızına ulaşıyor. Ama durun bir an için, nefeslenelim burada. Dedim ya, benim hikayem ezber bozucu nitelikte. Tabular kırılıyor burada, muhtemelen egolar da. Bu hikaye 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de Türkiye'de başlıyor. Arkeoloji biliminin deyişiyle dünyanın ilk tapınağında. Hikayemin kahramanlarından biri Alman arkeolog Klaus Schmidt. Diğeri tasavvuf ehli bir Türk Metin Bobaroğlu ve Hintli bir astronom B.G. Siddharth. Diğer kahramanlarımla da yeri gelince tanışacaksınız. Öncelikle Göbekli Tepe arkeoloji kazılarının başkanı Profesör Klaus Schmidt'le başladım araştırmama. Kendisi Göbekli Tepe'yi keşfeden kişi. Yaklaşık 25 yıldır Urfa bölgesinde yaşıyor ve kazılar yapıyor. Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi şöyle anlatıyor. We are excavating here now since 13 years. And what we understood with all this work, it's really a sanctuary site. It's not a normal settlement site as the other sites we know from this period. Sites like Çayani or Nevalıçori in Turkey or like Murebet in Çarfelahmar in Syria. These are settlement sites, but here it's very different from this site. So we have here mainly installations which are have not been used for domestic life. It's clear they had been used for ritual purposes, for religion. Or they are temples when we want to find a short word. So this site mainly consists of Stone Age temples. Göbekli Tepe, taş devri tapınakları. Peki Göbekli Tepe nerede? Göbekli Tepe, Şanlıurfa şehrine 12 kilometre uzaklıkta. Arkeolojide bereketli hilal olarak adlandırılan ve Fırat Nehri'nin getirdiği hayatla günümüzden yaklaşık 7-8 bin yıl önce tarımın başladığı tahmin edilen bölgenin tam tepe noktasında. Anadolu'nun en önemli mistik şehirlerinden birisi olan Urfa, peygamberlerin şehri olarak da biliniyor. Hazreti İbrahim'in makamı, Hazreti Eyüp'ün makamı, Sin kültü ve Harran'daki eski şehir, Urfa'nın dinler tarihindeki yerini anlamaya yetiyor. Balıklı Göl de bu mistik yerlerden biri. Burasıyla ilgili olduğu düşünülen ve Kur'an-ı Kerim'deki 21 numaralı Enbiya suresinde geçen bir ayet de var. Onlar, siz bunu yakında
tanrılarınızın öcünü alın eğer bir şey yapacaksanız dediler. Biz, ey ateş, İbrahim'e serin ve zararsız ol dedik. Hazreti İbrahim kutsal kitaplara göre tek tanrılı dinlerin babası olarak düşünülüyor. İbrahim isminin köküne indiğimiz zaman Hint öğretisinde yüce varlığın ismi olarak anılan Brahma sözcüğünü, aynı zamanda antik Mısır dilinde Abarahim, ışık halkının babası anlamını buluyoruz. Hazreti İbrahim tek tanrılı dinlerin babası. Göbekli Tepe ile ne zaman, nasıl bir ilişkisi olmuştu bilemiyoruz. Urfa Balıklı Göl'e sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan Göbekli Tepe'nin nasıl keşfedildiğini Klaus Schmidt'e sordum. I found it in 94, but it was not completely unknown before, but I recognized the site as a sanctuary site of the 10th millennium. So we are here in a very exposed position on top of the mountain, the highest place here in the region. So it was clear. So they chose this place because of its visibility, this importance of the location. Yes, it was not hidden in some valley or in the plains, but it was on top of the highest mountain here, visible from all sides. Arkeoloji bilimine tarih belirleme konusunda en önemli yardım kimya biliminden geliyor. Karbon 14 testi ismi verilen bu test, Göbekli Tepe'de bulunan bazı örneklere de yapılmış. Sonuç, Göbekli Tepe'deki şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski tapınağın günümüzden 12 bin yıl önce yapıldığını gösteriyor. What we are excavating now is belonging to the 10th and 9th millennium, but we don't have the oldest layer. So maybe the oldest layer is a little bit earlier than 10th millennium, nearly 12,000 years. Evet, yanlış duymadınız. Tam 12 bin yıl önce. Yani İngiltere'deki meşhur megalitik anıt Stonehenge'in yapımından tam 7 bin yıl önce. Peki nasıl oluyor da mağaralarda yaşadığı varsayılan avcı göçebe toplulukları henüz yerleşik bir düzene bile geçmeden böyle bir yapı tasarlıyorlar? Afrika'dan yayılan son dalgayla dünyanın değişik bölgelerine yaklaşık 40 bin yıl önce dağıldığı düşünülen insan, bugünkü insandan farklı mıydı? Bu soruları tarih öncesi konusunun önemli araştırmacılarından birine, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Mehmet Özdağ'a sordum. Taş devri insanı kimdir ve neler yapabilir? Buna gezginci, yani besin üretimi yapmıyorlar, besin topluyorlar, avcı, balıkçılık olabilir, bitki toplayıcılığı, avcılık olabilir, çok farklı kök toplayıcılığı olabilir. Bu insanlar bunu uzun süre geliştiriyorlar. Bundan beraber insanın, yani sadece bir yandan biyolojik evrimi var insanın. Yani soyutlama yetisi, el hareketlerini kullanışı, sinir sistemi gibi bir biyolojik evrim geçiriyor. Doğal çevre sürekli olaraktan değişiyor. Ve insanın bununla beraber teknolojisi de gelişiyor. Yani daha hassas aletler yapabiliyorlar. Bu sürecin sonunda, son buzul dönemi bittikten sonra, yani günümüz iklim koşullarına geçildiği zaman ki aşağı yukarı 14 bin yıllarında itibaren, dünyada her yerde iklim kuşakları yer değiştiriyor. Bizim bölgemizde de doğanın çok zengin olduğu bir dönemde, özellikle Güneydoğu ve Orta Anadolu'da, burada da daha tarıma, üretime geçmeden yerleşik yaşamı sağlayabilecek bir fiziki ortam ortaya çıkıyor. Yerleşik yaşam ortaya çıkabiliyor ama Göbekli Tepe bir yerleşim merkezi değil ki. Nasıl oluyor da henüz tarım bile keşfedilmemişken, hatta yazının bulunmasına daha 7 bin yıl varken Neolitik insanı dinsel inanışı adına böyle bir yapı kompleksi tasarlayabiliyor? I know this was a big surprise because we didn't expect such a developed architecture in context with late hunter-gatherer societies. Hunter-gatherer societies had been dominating the human history in the old Stone Age. They are all hunter-gatherer societies. Farming was not invented. And the common idea was that from very primitive beginnings, the civilized way of life developed here in the Near East with settled societies. And now we understand that it's much more complicated. İşte bildiğimiz anlamdaki insanlık tarihini yeniden gözden geçirmemizi gerektiren önemli yeni bilgiler. Tarım, hayvancılık bilinmeden ve henüz yerleşik düzene geçilmeden anıtsal mimari örnekleri veren insan. Peki bu tapınaklar nasıl oldu da bozulmadan günümüze kadar geldi?
The preservation really is fantastic in not in every circle, but in especially in Circle D, which is very well preserved. And this preservation is explained because in Stone Age times, period times, these circles had been buried completely. They had been backfilled by a lot of material. Some 100 cubic meters of material had been used to bury this circle. Yanlış duymadınız. Göbekli Tepe'de yapılan tüm tapınaklar gömülmüşler. Yani insanlar taş toprak ne varsa bu tapınakları gömerek. Kazılar başlamadan önce çekilmiş bu fotoğrafta gördüğünüz 300 metre çapındaki tepeyi yaratmışlar. Tapınak için öncelikle bir inanç lazım. Acaba bu insanın ürettiği bir inanç sistemi var mıydı? Bir kere konutlardan, yani normal oturulan evlerden, insanların yaşadığı evlerden çok farklı özel olarak yapılmış, hatta tapınak diyebileceğimiz özel yapıları görüyoruz. Bu tamamen plan tipi, iç dizaynı, yapım tekniği vesaire bakımından tamamen konutlardan. Demek ki bir özel bir tapınak, yani inanç sistemini sembolize eden ve toplumda bunun imajını yaratan bir sistem oluşmuş. Güneydoğu Anadolu'da Çayönü, Nevali Çori ve Halan Çemi'de günümüzden 11-12 bin yıl önceki dönemde ortak bir tapınak yapma anlayışı oluşmuştu. Bunu oluşturan en önemli sebebin Göbekli Tepe olma ihtimali çok yüksek. Göbekli Tepe bölgedeki ilk tapınak kompleksiydi ve sonraki bin yıllarda yerleşim merkezlerinde yapılan kült binalarda Göbekli Tepe'de uygulanan düzen tekrar ediliyordu. Peki Neolitik dönemde yapılan bu tapınaklardaki ortak özellikler neydi? Yüksek taş duvarlar, duvarlarda nişler ve payandalarla hareketli bir duvar yapılmış. Duvar boyunca bir sekiler var, yani birilerinin oturup tören seyredebildiği anlaşılıyor. Tabanları suya, sıvıya geçirmeyecek bir tabandır. Yani ya terazo taban, kum taban, taş kaplama gibi. Yani orada da bir sıvılı bir tören yapıldığını yorumlayabiliriz oradan. Bu kan mı, su mu, o ayrı, içki mi, o ayrı bir hikaye. Ama bir sıvının, kimisi Çayönü'nde su kanalları da bulduk. Yani sıvı akıtma kanalları da vardır. Yani bir sıvıyla bir tören yapıldığı anlaşılıyor. Ve burada da farklı betimlemeler var. Bunun içinde işte Nevala Çör'de, Göbekli'de olduğu gibi ya diğer başka yerler, heykeller, hayvan heykelleri, kabartmalar, boyayla yapılmış figürler gibi çok farklı. Yani tam yorumlaması şu anda çok güç bunların, daha yeni yeni bu ortaya çıkıyor bu kavramlar. Ama törenleri, sembolizmin çok ciddi bir oldu ve artık sanat diyebileceğimiz kadar usuplaşmış yani. Herhangi birinin rastgele yaptığı resmen heykeller değil, belli bir uzman sanatçının elinden çıkmış, o uslubu bilen birilerinin yaptığı şeyler var. Toplum ve kademeler gayet belirlenmiş, o anlaşılıyor. Bunun da arkasında uzun bir geçmiş gerekir. Yerleşik düzene geçilmeden oluşmuş toplumsal hiyerarşi, sembolizm ve sıvıyla yapılan ayin konularından önce sorulması gereken bir sol beyin sorusu var. Göbekli Tepe'yi inşa edenler bu tapınakları nasıl yaptılar? The main tool, the main raw material for tools had been a flint, which is very common here in this region, and so on Göbekli there are tons of flint tools. This was a normal tool for Stone Age people. With flint, they also could carve the limestone very easily and very well to make the reliefs, to make the sculptures and so on. İşte tapınakları kolaylıkla yaptıklarını varsaydığımız çakmak taşı aletler bunlar. Bu basit el aletleriyle yaklaşık 40 ton ağırlığında blok halinde bulunan tek parça kireç taşından, boyları 4 ile 6 metre arasında değişen dikili taşlar oymuş insanlar. Üstelik tapınaklarda kullandıkları bu taşları çıkardıkları yer yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Hem taşları keserken, hem taşırken, hem de yerleştirirken müthiş bir emek harcanmış olmalı. Peki acaba Göbekli Tepe'deki dünyanın bilinen ilk tapınağı belli bir plana göre mi inşa edilmişti? This is not only one temple, there are many temples. So we know from the excavation and from geomagnetic research there are at least 20 installations which we should call temple. Göbekli Tepe'de gün ışığına çıkarılan 4 tapınak için buzdağının görülen parçası diyebiliriz. Yer altında gömülü olduğu tespit edilen en az 16 tapınak daha var.
and they're all following one main idea. The main idea is there are two very huge, two monumental pillars in the center of such an installation. There are enclosures, and the enclosure walls are surrounding them, and there are more pillars set in the enclosure wall. So we have the appearance is more of a stone circle than of a building. And it's quite clear that the monumental stone circles had not been roofed, so there was no roof. There had been open air installations. Göbekli Tepe kazılarında 3 farklı formda tapınak ortaya çıkarıldı. Bu tapınaklar B, C ve D harfleriyle adlandırılıyorlar. Tapınakların formları değişkenlik gösteriyor. Örneğin C tapınağındaki dikili taşların dizilimi spirale benzer bir form oluştururken, D tapınağının etrafını çevreleyen dikili taşlar elips biçimine yakın görünüyor. Bu tapınakları çevreleyen dikili taşların sayıları da değişkenlik gösteriyor. Tek ortak özellik merkezde bulunan ikiz T'ler. Peki bu T biçimindeki dikili taşlar ne anlama geliyor? In the center of the whole story are the T-shapes, because we can understand the T-shape as a stylized human being. We can be sure because in some cases we have the arms and we have the fingers depicted. So we have a stylized human being, this is a T-shapes as human beings, and so we understand these stone circles as a gathering, as a meeting of such stone beings. Two very important in the center, surrounded by other ones which are looking similar, which are smaller, less in size. T biçiminde stilize edilmiş insanların bir araya gelmesi, belki de bilinmeyen tarihin temelini oluşturan bu ilk buluşma Göbekli Tepe tapınaklarında gerçekleşti. Bu dikili taşlar acaba ne anlatıyor? So and on these stone beings we have very often carvings of animals or abstract symbols in combinations, in scenes. So sometimes they are acting on this pillar. So the idea is that these Stone Age stone beings telling us, or the carvings are telling us stories about them, what's going on. They are telling us myths of this time. Göbekli Tepe'de 12 bin yıl öncesinden bilgi taşıyan sembolik bir anlatım var. Bu anlatım soyut semboller tilki, yaban domuzu, turna, boğa, yılan ve örümcek gibi birçok hayvan motifi içeriyor. Tarihte yazının icat edilmesi olarak bildiğimiz ve Antik Mısır'da ortaya çıkan hieroglif yazısı, yani kelime anlamıyla kutsal işaretler de sembollerden oluşuyor. Grekçe simbolein kelimesinden gelen sembolün sözlük anlamına baktığımda şunu buldum. Sembol, en geniş anlamıyla kendinden başka bir şeyi temsil ederek görünür kılan bir işarettir. Sembol, çok anlamlı ve zamansız olan temsil ettiği değerlerin anımsanmasını sağlayan bir anahtardır. Peki insan bilinci nasıl sembol üretiyor? Bu sorunun cevabını İstanbul'da buldum. Sizi Metin Bobaroğlu ile tanıştırayım. Kadim bilgelik ve tasavvuf konusunda birçok kitabı olan ve televizyonda Anadolu bilgeliği üzerine sohbet programı yapan Metin Bobaroğlu, ricam üzerine Göbekli Tepe'deki sembolik anlatımları açıklayan özel bir program yaptı. Sembolik anlatımlar çok yüksek şuuru gerektirir veya zekanın evrilmiş bir biçimini gösterir. O zaman avcılık ve toplayıcılık dönemindeki bir insanın böyle bir şeyi, sembolik düşünmeyi kültürel bir nesneye haline getirmesi olanağı pek yok. Çünkü karşılaşmadık daha önceki şeylerde, bulgularımızda. Arkeolojik buluşları anlamlandırabilmemiz için sembolik anlatım olan mitoloji dilini de kullanmamız lazım ve bilmemiz lazım. Mitolojiyle bakmamız lazım bu olguya. Göbekli Tepe'deki insanlar kendi mitlerinin mesajlarını geleceğe bırakmak istemişlerdi. Bu mesajları bırakma şekline acaba ön yazı diyebilir miyiz?
sure, it's not writing in the sense of science, which can be phonetically expressed. So true writing means we have language, but here we have something different. We have symbols which are expressing stories, maybe, so not in connection with language and not in connection with phonetic terms, but ideas. They are expressing ideas. They are expressing stories. Göbekli Tepe'de sembolik anlatım açısından şimdiye kadar bulunan en zengin tapınak olan D Tapınağı'nda çok önemli tasvirler var. D Tapınağı 12 adet T ile, yani stilize edilmiş insanla çevrelenmiş. 12 sayısı mitoloji ve dinler tarihi açısından özel bir sayı. Ve az sonra bu sembolik sayıyı inceleyeceğim. Ama şimdi bu T'lerden 33 numaralı dikili taşın üzerindeki sembollere bakalım. We have a very, very interesting sequence of motifs, which are here in a vertical row, which is much more than just decoration. And this sequence of motifs, yeah, it's reminding us maybe on Egyptian hieroglyphs. It's clear that we don't have writing here, but we have symbols which we can understand partially and partially not. We have here snakes, for example. It's clear, but here on symbol, it's an H-shaped sign. We don't know the meaning of this symbol. Bu sembol, bugüne kadar ortaya çıkarılan 43 adet T biçiminde dikili taşın birçoğunun üzerinde bulunuyor. Özellikle D tapınağında hemen hemen her T'nin üzerinde var. And here an animal, an unusual animal for depictions, an insect-like animal with six legs and the body of an insect, very well depicted. Again, three snakes here in the lower part, followed by a very small animal looking like a sheep or a goat. And again, an insect with many legs here with eight legs. Now here we had six legs with eight legs, being clearly a spider. And this sequence is on both sides shows the heads of snakes, which we have here. But the bodies of the snakes are not on this face. They are at the other face of the pillar. So they are coming around the pillar and giving here a frame to this sequence of motifs. Dikili taşın güneydoğu yüzünde ise turna motifleri var. D tapınağında ve diğer tapınaklarda da turna motifi görülüyor. Turna kuşunun sembolik dilde önemli bir yeri var. Antik Mısır'da Hermes'in öğretisini simgeleyen turna, Japonya'da geleneksel dans tiyatrosunda ve Avustralya aborjin yerlilerinin danslarında da görülüyor. Anadolu'da ise Alevi inanışında bu sembole rastladım. Günümüzden hareketle eğer bu bağlar kurulursa, bugün Anadolu'da halen yapılmakta olan 12 hizmet ile birlikte halen yapılmakta olan ayin, cem ayini var. Alevilik içinde bir ibadet olarak ve korunmuş bir ibadet. Çünkü ibadetler, insanlar tanrısal, yani tanrı inançlarını, tanrı isimlerini, tanrıya yakarış biçimlerini, ritüelleri, onunla ilgili sembolleri korur. Yani diğer her şeyine fedakarlık eder insanlar ama inançlarını korurlar. Alevi ibadetlerinin en önemli parçası olan semah ritüeline sadece otantik dans estetiğiyle bakmak eksiklik yaratabilir. Semah bu inanışta ruha ait sembolizmanın önemli bir parçası ve turna kuşuyla anlatılmak istenilen bu sembolün taşıdığı tüm özellikleri bir araya getiriyor. Turna semahı dediğimiz, semahın içinde kullanılan bir şey. Turna diğer kuşlar içinde farklılık gösterir, tek eşlidir. Ve bu tanrı tanrıça diye tanımlanan üst bilince gelmiş evrimde, üst bilince, homo sapiens ve daha üstüne gelmiş, ilerlemiş insanın tek eşli olduğunu, onun altındaki çok eşliliklerin daha önceki gelişmemiş dönemlere ait olduğunu. Aynı dönem içinde çok eşli insanların arasında tek eşli olanların Tanrı ve Tanrıça diye nitelendirildiğini, bunların semahla gösterildiğini ve şeyin de turnanın da bunu simgelediğini söyleyebiliriz. Tanrı, Tanrıça. Göbekli Tepe'deki T biçiminde stilize edilmiş insanlar, acaba mitolojide anlatılan ilk tanrı tasvirleri miydi?
Tanrı kavramı tarihimize Göbekli Tepe'den 7000 yıl sonra Sümer ve Mısır'la giriyor. Duayen Sümerolog Noah Samuel Kremer'in de dediği gibi tarih Sümer'de başlıyor. Çünkü çivi yazısı Sümerler tarafından icat ediliyor. Sümerler ve kendilerinden sonra gelen Akat, Asur ve Babil halkları tüm kaynak kitaplarda çok tanrılı olarak geçiyor. Görünüşe göre şehrin tanrısı, evin tanrısı, yiyeceğin tanrısı şeklinde uzayıp giden binlerce tanrılık bir liste var. Ancak araştırmalarım tarihin kaynağı olan Sümerler'de durumun farklı olduğunu gösterdi. Sümerce ve Akatça yani çift dilli yazılmış olan Sagba isimli tablet şöyle diyor. Büyü, ant, aşılmayan ant dairesi. Tanrıların aşılmayan ant dairesi. Göğün ve yerin değiştirilemeyen ant dairesi. Tanrı tektir, değiştirilmez. Tanrı ve insan birbirlerinden ayrılmazlar. Sümerlerin çok tanrılı olduğu düşüncesiyle çelişen bu metindeki tanrı ile insanın birbirinden ayrılmaması aslında İslam tasavvufundaki tevhid kavramıyla çok uyuşuyor. Acaba tanrıların aşılmayan ant dairesi, zodyak yani astronomideki adıyla 12 takım yıldız veya astrolojideki adıyla 12 burç olarak yorumlanabilir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin tam turu yani bir yıl süresince dünyadan bakıldığında güneşin içinde gözlemlendiği 12 takım yıldız astronomi ve astrolojinin önemli bir konusu olmuştur. Çin, Babil ya da Hindistan kökenli bir bilgi olduğu varsayılan zodyak takım yıldızlarının tarihini araştırmak üzere Hindistan'ın Hyderabad kentine giderek B.G. Siddhartha'la görüştüm. My name is B.G. Siddhartha. I am the founder director of the B.M. Birla Science Center in Hyderabad, India. This happened about 25 years ago. And my academic background is that I'm an astronomer and a physicist. And astronomy has brought me to the field of astronomical chronology and archaeoastronomy, because many ancient scriptures have a lot of astronomical content in them, particularly the Indian scriptures which go by the name of Vedas, and also the mythology that originates from them. So this interest of mine has really brought me to a lot of astronomical dates. Astronomical events are like calibrators of time. And these dates then have to be checked with hard evidence. Vedaların Göksel Anahtarı kitabının yazarı olan Bay Siddhartha'da aradığım birçok cevap vardı. Acaba zodyak işaretleri günümüzden 12 bin yıl önce biliniyor muydu? The zodiacal signs may not be exactly as they are today, but nevertheless the zodiacal signs were used at the dawn of civilization, which is described in the Vedas, the dawn of agriculture, because these were needed for the calendar, the 12 months of the year, the 12 Adityas, as they are also called, the 12 pillars, as they have been described in later mythology. These are very, very old indeed. Göğün değiştirilemeyen ant dairesi. Yani zodyak takım yıldızları bugüne kadar yürütülen bilimsel tahminlerden çok daha önce biliniyor muydu? 12 sayısı kadim bilgelikte ve dini öğretilerde çok sık karşılaştığım bir sembol. Günümüzde kullandığımız saat 12 sayısı üzerine kuruldu. Türkler ilk takvimi 12 hayvandan oluşturmuşlar. Anadolu'da günümüzden 3800 yıl önce hüküm süren Hititlerin 12 tanrısı var. Alevi inanışında 12 imamın yeri çok büyük.
Tevrat'taki bilgiye göre Musevilerin 12 kavmi var ve Hazreti İsa'nın da 12 havarisi. Acaba bütün bu 12'lerin atası Göbekli Tepe'deki D tapınağının çevresine dikilen 12 T ile sembolize edilmiş olabilir mi? Sümerlerin Sagba metninde yerin değiştirilemeyen dairesi olarak adlandırılan daire acaba Göbekli Tepe'deki D tapınağı mıydı? Bu tapınağın merkezindeki simetrik T'lerden batı yönünde bulunan 31 numaralı dikili taşın ön yüzeyinde bir boğa başı kabartması var. Boğa yani Taurus aynı zamanda 12 burçtan biri. Bu burçların göksel cisimlerin belli bir kültürel anlayışla çok yüksek bir uygarlık şuuruyla ilişkilendirildiğinde, örneğin hermetik gelenekle ilişkilendirildiğinde daha anlamlı olabileceği kanaatini taşıyorum. Orada burçlarla insanların doğumları, genetik kodifikasyonları arasında yıldızdaki şuaların etkileştiği savı var. Ve aynı zamanda bunun insanda belirli karakterlere karşılık geldiği ve bu karakterlerin de hayvan figürleriyle gösterilmesinin nedeni hayata dair, genetik yapısına dair bir evrime işaret etme olasılığı var. Bu bakımdan örneğin bir çakal söz konusu olduğunda, tilki söz konusu olduğunda bu günümüzde de La Fontaine'de de Mevlana'da da kullanılan biçimiyle hayvandan çok hayvanın o karakterinin insanda taşındığı anlamında. Yani boğa üretkenliğin sembolü ve medeniyetin başlangıcı yani ziraati başlatan aynı zamanda unsur. Fakat boğanın aynı zamanda boğa burcuyla ilgisi olması açısından kudret sadece şeyde değildir, doğayı işlemede bilincimizi kullanma değildir. Kendi üzerimize olan bilincimizin, üretken bilincimizin sembolü de boğadır. Ve bu arketipaldir. Mağaralara yapılan boğa figürünün en önemli örnekleri Altamira ve Lascaux mağaralarında bulunuyor. 30 bin yıl öncesine ait olan bu resimlerdeki boğa tasvirlerinin benzerleri başka birçok kültürde de karşımıza çıkıyor. Bunlardan en önemlisi de Anadolu'da Çatalhöyük'te bulunan bir duvar resmi. Yine bir av sahnesinin canlandırması olarak yorumlanan bu resim dışında boğa tapınımı düşüncesini uyandıran uygulamalar Çatalhöyük'teki bazı evlerin kutsal alanlarında da görülüyor. Bu tasvirlerden yaklaşık 3000 yıl sonra boğa sembolünün tanrı olarak kullanımının bir diğer örneği Antik Mısır'da görülüyor. Hathor inek, Apis ise boğa biçiminde tasvir edilen tanrılar. Boynuzlarının arasındaki güneş biçimindeki daire ise kraliyet tacı olarak isimlendiriliyor. Antik Mısır'la hemen hemen aynı dönemde Mezopotamya'da da boğa sembolünü görüyoruz. Tüm Akat, Asur ve Babil tanrıları başlarında boğa boynuzlu bir başlıkla tasvir ediliyor. Bu tasvirleri kabartmalarda ve heykellerde sıklıkla görmek mümkün. Hatta boynuzların sayısının tanrılar arasında kıdemi belirttiğini düşünen arkeologlar da var. Burada önemli bir soru doğuyor. Tanrılar neden boğa kafalı olarak tasvir ediliyorlar? Bu sorunun cevabını semavi dinlerin ilk kutsal kitabı olan Tevrat'ta buldum. Tevrat'ın çıkış bölümünün 32 numaralı bapı şöyle diyor. Ve kavim dağdan inmek için Musa'nın geciktiğini görünce kavim Harun'un yanında toplandı. Ve ona dediler, kalk bizim için bir ilah yap, önümüzden gitsinler. Çünkü Musa'ya bizi Mısır'dan çıkaran bu adama ne oldu bilmiyoruz. Ve Harun onlara dedi. Karılarınızın, oğullarınızın ve kızlarınızın kulaklarındaki altın küpeleri kırıp çıkarın ve onları bana getirin. Ve bütün kavim kendi kulaklarındaki altın küpeleri çıkardılar ve onları Harun'a getirdiler. Ve onu ellerinden aldı ve oymacı aletiyle ona biçim verdi ve onu dökme bir buzağa yaptı. Ey İsrail! Seni Mısır diyarından çıkaran ilahların bunlardır. İsrail kavminin ilahlar adına neden boğa yaptığı,
Mezopotamya'daki tanrı tasviriyle paralellik gösteriyor. Araştırmalarım beni Michelangelo'nun değişik bir Musa peygamber heykeline götürdü. Michelangelo bu tasvirinde Hazreti Musa'ya iki boynuz yapmış. Bunun nedenini kelimenin kök anlamına inerek buldum. İbranice'de boynuz anlamına gelen keren kelimesinin bir diğer anlamı parlamak, ışıldamak olan kelimeyle aynı kökten, Koran'dan geliyor. Aynı iki anlamlılık en eski Hint-Avrupa dillerinden olan Sanskritçe'de de görülüyor. Usya kelimesi hem boynuz hem de ışıldamak anlamında kullanılmış. Işıldamak ve parlamak Hazreti İsa ile de ilgili bir kavram. Hem Mesih sıfatının kelime kökünde hem de Hazreti İsa tasvirlerinde kullanılan harede bunu görüyoruz. Anladığım kadarıyla boğa tüm öğretilerde ışıldama ve parlamanın sembolü olarak kullanılmış. Tabii yani bugün kadim geleneklerin hepsinde ortaktır bu. Ve hatta şeyi dikkat ederseniz harflerin başlangıcı olan A harfi, alfa harfi şeydir, boğadır. Yani boynuzlu boğadır. Hatta çok daha ilginç şeyde tasavvufun içine girecek olursak B harfi şeyde çok önemsenmiştir. Bismillahirrahmanirrahim'in başındaki B harfi önemsenmiştir. İmam Ali de B'nin altındaki noktayım diye söyler. O B harfine dikkat edecek olursak o boynuzdur. Yani Zülkarneyn'dir. Çift boynuzluluktur ve altında bir nokta vardır. Bu da hipotalamusu yine şey ederek beynin içini, iç yapısını düşünerek burun kökünün arkasındaki siyah noktayı da olayın içine koyarsak B harfinin ne anlama geldiğini ve bu hayat enerjisi olan aslında seks enerjisi diye söyleniyor. Hayır, o fonksiyonları açısından isimlendirilir. Örneğin Freud ne diyor? Libido diyor. Libido hayat enerjisidir, yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisini üremeye kullandığınız zaman adı cinsellikle ilgili seks enerjisi olur. Ama onu bilinç yapıları için, bilincin kendisi için kullandığınız zaman da kundalini enerjisi odur. Ve şeyden insanın omurgasının kökünde çöreklenmiş bir yılan gibi tasarlanmıştır. Gerçekten deneyim yapan, mistik deneyim yapan ya da meditasyon çalışmaları yapan, bizde hali istirak dediğimiz, ondan sonra zikirlerle kendi titreşim, bilincinin titreşimini yükseltmek isteyen insanlar bunları denemiştir, görmüştür. Kundalini, yani Sanskritçedeki kelime anlamıyla çöreklenmiş olan bir yılana benzetiliyor. Ve özellikle yoga öğretilerinde bu çöreklenmiş enerjinin uyandırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Yılan, sembolik anlatımda çok önemli bir yer tutuyor. Adem'le Havva'dan başlayarak modern tıbbın amblemine kadar birçok yerde karşıma çıkan yılan, deri değiştirmesi sebebiyle bir değişim sembolü olarak da kullanılıyor. Peki, Göbekli Tepe'deki hayvan tasvirlerine geri dönersek, acaba tapınaklarda yılan motifi nasıl kullanılmış? Most popular are the snakes, but the snakes are sometimes they are in groups, so you have not only one snake but three or even more, so the number of the snakes is very high. Yılan sembolü ilginç hakikaten. Hem peygamberliklerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Musa peygamberin asası hem Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ta kutsal metinlerde Musa'nın asasını yılana dönüştüğü ve tekrar asaya dönüştüğü. Asa kendisine sorulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette Rabbi kendisine soruyor. Elindeki nedir diye soruyor. O da diyor ki elimdeki işte bir ağaçtan kestiğim ve onunla koyunlarımı güttüğüm, kendimi koruduğum bir asadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve asasıyla ilgili birkaç surede aynı olay anlatılıyor. Bu surelerden 26 numaralı Şuara suresi şöyle. Musa onlara, hadi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsün? Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
alemlerin Rabbine inandık dediler. Dolayısıyla asa iradeyi temsil ediyor tasavvuf literatüründe, yani içsel öğretilerde, gnostik, ezoterik öğretilerde. Asa iradeyi temsil ediyor. İradenin insan bünyesinde iradenin güçlendirilebilmesi ya da bir insanın ilahi bir iradeye, kudret, başkalarına boyun eğdirecek, başkalarını yönetebilecek, koyunlarımı yönetirim, onları şey ederim, güderim dediği manada veya kendindeki hayvansal sıfatlara egemen olacak bir iradeyi oluşturabilmesi için yılanın, yani asanın, yılanın ayağa kalkmasını anlatıyor. Yani çölde yılan ayağa kalktı diyor. Ve bütün dikkat ederseniz firavunların da başlarında kobra yılanı vardır. Mısır duvar resimleri ve kabartmalarında en çok rastladığımız sembollerden biri de yılan. Farklı amaçlarla kullanılan yılan sembolüne en sık tanrıların ve firavunların alınlarında rastlıyoruz. Yüksek bilinci ifade etmek amacıyla üçüncü gözle denilen alın bölgesinden dışarı çıkan yılan, Mısır'da Ptah ve diğer tanrı tasvirlerinde sıkça kullanılmış. Ancak arkeoloji dünyası yılan sembolünün bilinci ifade ettiği görüşünde değil. Mısır'ın en önemli Ejiptoloğuna yılan sembolünü sordum. Wafa El Sadiq, Director General of the Egyptian Museum in Cairo. Snakes and cobras were worshipped in ancient Egypt for protection or to avoid the danger the snakes and cobras have, or even the scorpion. And that's why from the very, very beginning the snakes were depicted. Sembollerin en önemli özelliklerinden biri de çok anlamlı olmaları. Buna dayanarak yılan sembolünün koruma özelliğinin yanı sıra değişim, zaman, sonsuzluk gibi farklı anlamlara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yılanın çöreklenmiş olan bilincin uyanışını da sembolize ettiği ve insanın ya da tanrı diye adlandırılan yüksek bilince gelmiş insanın da bu şekilde tasvir edildiği yorumunu yapabiliriz. O zaman insandaki zekanın, nur olan zekanın kozmik bir enerji olduğunu ve omurganın da bir yılana benzetilirse orada şahlanması gerektiğini, yani içindeki enerjinin uyandırılması gerektiğini, kıyam etmesi gerektiğini düşünebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de buna akimus salat deniyor. Yani duayı diriltin, enerjiyi ayağa kaldırın. Göbekli Tepe'deki yılan tasvirlerini yorumlamak oldukça güç. Çünkü T biçiminde stilize edilmiş insanların üzerindeki yılanların çoğu aşağıya doğru hareket ederken bazıları yukarı çıkıyor. İnsandaki potansiyel enerjinin uyanışı acaba 12 bin yıl önce gerçekleşmiş miydi? Bunu bilmek çok zor. Ancak avcı toplayıcıların yerleşim ve tarımın keşfinden uzun bir zaman önce yaklaşık 20 tapınak inşa ettiği, tapınaklarda T biçiminde stilize edilen insanların buluştuğu, yapımından yaklaşık 1000 yıl sonra bu tapınakların gömüldüğü ve bu tapınaklardaki tasvirlerde çok çeşitli hayvan motifleri ve soyut sembollerle anlatılmak istenen mitolojik bir hikaye olduğu çok açık. Bu hikayeyi araştırmaya devam edelim ve tekrar Hindistan'a dönerek yılan sembolü ve Kundalini enerjisinin kaynağı olan kutsal Vedaları Bay Siddharth'tan dinleyelim. The Vedas are the oldest surviving literature in the world. And they are a big mystery because nobody has really understood the Vedas. There is no clear interpretation of the various hymns. Some scholars in the past 200 years have interpreted it, trying to fit it into some historical perspective that they have. What they basically tried to prove was that the Vedas originated around 1500 BC. But this was a conjecture. They said
you know, it is before Buddha. It is pre-Buddhist. And it must have taken about 1,000 years to compose these hymns. So 1500 BC. But really speaking, 1500 BC was just a lower limit. They could be 10,000 BC. Peki acaba Bay Siddharth Vedaları nasıl yorumluyor? My reading of the Vedas was completely different. I find that the most consistent interpretation of the Vedas comes from not religion, not philosophy, but astronomy. And what is the context? The context is the calendar. When human beings began an agricultural lifestyle, then they needed a calendar. And for the calendar, they have to look at the sky and get some data. This data has to be refined more and more. It is here that a meaningful interpretation of the Vedas comes. Göbekli Tepe'deki bulgular, 12 bin yıl önce yaşayan insanın sistemli bir şekilde gökyüzünü seyrederek oluşturduğu bir zeka ürünü olabilir. Acaba bu tapınakların plan olarak dizilimi astronomik bir sebebe mi dayanıyor? Neden tüm tapınaklar güney yönüne bakıyor? You see, there could be the significance that the winter solstice takes place when the sun is low in the south. So these could facilitate observations around the winter solstice, winter time, 21st December, around that time. Some sort of a, it was a very important time and the beginning of the year in many ancient Indian traditions. And even today, our first January is after winter solstice. So it could have something to do with that. And we must remember that Orion and Sirius, they appear in that part of the sky. I should say that Orion is in fact associated with 10,000 BC, the events that took place around that time. Orion takım yıldızı ve Sirius'un dünyanın farklı yerlerindeki birçok kültürde önemli bir yeri var. Özellikle Mısır'da Sotis denilen Sirius yıldızının gökyüzünde ilk yükselişine göre düzenlenen kutsal bir takvim dikkat çekiyor. John Anthony Best, Graham Hancock gibi bazı araştırmacılar, Orion takım yıldızı ve Sirius'un Giza'daki ünlü Sphinx'in ve Büyük Piramit'in yapımına önemli etkisi olduğu görüşündeler. Göbekli Tepe'de henüz bu konuyla ilgili net bir yorum yapamıyoruz. Ama astronomiyle kurulacak bir bağlantı, D tapınağını çevreleyen 12 dikili taştan biri olan ve sembolik anlatımın en zengin örneği olan 43 numaralı dikili taştaki bazı motifleri yorumlamamıza yardımcı olabilir. Henüz tam olarak kazılmamış olan bu dikili taştaki kuş, sanki kanadının üzerinde bir küre taşıyor ve tam altında bir akrep var. Again, this could really be a symbolic representation of something in the heavens. For instance, in this particular picture, there is the scorpion. There is also something that resembles a swan. Now, we know that the Milky Way, the whitish river-like band of light in the sky begins near Scorpius, the scorpion, the heavenly scorpion, and passes through the swan, Cygnus the swan. And that has been mentioned in Indian literature as the goddess Saraswati or the river Saraswati riding a swan. In ancient Indian literature, symbolically, the sun is described as riding on a bird. Perhaps this is a depiction of the bird carrying the sun with it.
Güneşin kanatlı bir disk olarak tasvirini Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'da birçok örnekte görüyoruz. Bütün bu tasvirlerin atasının Göbekli Tepe'deki dikili taşa kazılmış olması kuvvetli bir ihtimal. Ayrıca bu dikili taşta henüz anlaşılamamış başka semboller de var. Mesela yukarıda görülen ve bir çeşit sepete veya asma kilide benzeyen üç işaret. Sağ kenardaysa daha önce karşımıza çıkan H şeklinde bir sembolün iki kere kullanıldığını görüyoruz. En aşağıdaysa bugüne kadar bulunan en ilginç tasvirlerden biri var. Kafası kesik ve erkeklik organı ereksiyon halinde gösterilen bir insan motifi. Buna benzer bir figürü Göbekli Tepe'deki kullanımından yaklaşık 3000 yıl sonra Çatalhöyük'te görüyoruz. Çatalhöyük'te de bu insan figürü bir kuşla ilişkilendirilmiş. Bu ikilinin bir başka özelliği daha var. D tapınağını çevreleyen bütün dikili taşların üzerindeki figürler merkezdeki iki T'ye bakarken sadece bu iki figür dairenin dışına doğru bakıyor. Acaba bilinci gelişmemiş, dolayısıyla kafasız gösterilen ve sadece cinsel dürtülerinin güdümünde olan bir insan tasvir edilmiş dersem çok aykırı bir yorum olur mu? Devam edelim. Ve Göbekli Tepe'deki dikili taşların üzerinde başka insan tasvirleri olup olmadığını araştıralım. Yes, we have several sculptures depicting humans, but in the reliefs we have only two until now. At first we thought is reliefs always are depicting animals. For some years this hypothesis was working, animals or symbols. But since 2006 we know there also can be included humans. And now in the enclosure F, which we discovered last year, or excavated last year, again a human appeared. Bölgede bulunan en ilginç heykellerden biri de Urfa Yeni Mahalle'de çıkarılan ve Urfa heykeli olarak adlandırılan bu heykel. Şu ana kadar bulunan dünyanın en eski heykeli olan Urfa heykelinin göğüs hizasında bulunan iki şerit dikkatimi çekti. These rings are some ornament or some bracelet it's wearing. So we have a lot of beads in our findings. So bracelets made of such beads. Kolye mi? F tapınağında bulunan bu T'nin de üzerinde aynı şekiller var. Acaba bunlar aşağıda görülen ellere doğru işaret ediyor olmasın? Peki bu eller ne anlam ifade ediyor? Urfa heykeli elinde tutuyor, altın tesisleri var. The hand position, it seems that he is holding its follow, so, but it's not completely clear. Urfa heykelinin el pozisyonu açıkça görülmüyor. Ama Göbekli Tepe'de bulunan büyük boylu bir heykel daha var. Acaba onun el pozisyonu nasıl? It has a like this. İlginç değil mi? Göbekli Tepe'de T biçiminde stilize edilmiş insanların tümünün el pozisyonları aynı bu heykellerde gördüğümüz gibi tasvir edilmiş. Ellerin kavuşturulduğu, hani namaz kılar gibi ellerin birbirinin üzerine getirildiği bir şey var ama bu çok çok da ilginç. Hakikaten hem Tibet'te rastladığımız, Hint'te rastladığımız hem de Antik Mısır'da rastladığımız bu firavunların şeylerinde, kültüründe rastladığımız hem de daha sonra İslam kültürü içinde de işte namaz duruşu olan elin bu göbeğin altına konmasıyla ilgili bağlanması bize belirli bir meditatif, içe dönük ve ibadet anlamında yani insanın iç güçlerini, iç yetilerini harekete geçirme deneyimi ni gösteriyor. Üstelik bu heykellerin ağızları tasvir edilmemiş. There is no mouth. That's true. That's a funny thing. In Göbekli Tepe we have a hat also over life size, which clearly or quite clearly had been part of such a statue. Again, no mouth depicted. Ağzın olmaması bir tabu olabilir. Günümüzden 12 bin yıl önce yapılmış herhangi bir şeyi anlamaya çalışmak gerçekten zor. Üstelik söz konusu olan anlatım sembolikse.
T biçiminde stilize edilmiş 12 insanla çevrili D tapınağına tekrar bakalım. Merkezde bulunan ikiliden doğu yönündeki T'nin göğüs bölgesinde iki sembol daha var. Birini daha önce çeşitli kereler gördük ve H şeklinde bir sembol olarak nitelendirdik. Belki çok bakmaktan ama ben bu sembolde H şeklini görmemeye başladım. Bu sembol bana el ele tutuşan iki adet T şeklinde görünüyor. Aynen böyle. Acaba bu H'nin hemen alt kısmındaki işaret daha önce Antik Mısır'da gördüğümüz kraliyet tacı olarak adlandırılan sembolün atası olabilir mi? Peki Antik Mısır'da bu sembol ne için kullanılıyordu? The solar disk is symbolizing the sun god, and the sun god was worshipped from the very beginning in the Egyptian history. That solar disk crown is not for people or for kings. It is for the gods and goddesses. Tanrı ve tanrıçalar için kullanılan güneş diski şeklinde kraliyet tacı. Peki acaba altındaki hilal şeklindeki bir ay tasviri olabilir mi? The moon is a crescent moon, very thin moon. The sun is symbolized by the circle on top with the dot inside. Now we know that an eclipse of the sun takes place just at new moon, when the moon is even smaller than a crescent, when the moon comes and covers the sun. So this would be reference to an eclipse. In fact, this could also be a sculpture of the very eclipse that we were talking about, the Tripurari eclipse, which took place at the same place, very near that. Tripurari, Sanskritçedeki anlamıyla üç şehir, Vedalarda geçen önemli bir sembolik hikaye. Bu hikayeyi Bay Siddhart'tan dinleyelim. There were three cities. One was made of iron, another was made of silver, another was made of gold. And these three cities were floating in the air. Well, you can imagine what they are, because the earth is associated with iron and silver with the moon and golden with the sun. So the three were going in the air, and one of them was occupied by what are called Danavas, the very wicked people, you might say. And so they had to be, somehow, they had to be subjugated. So God said, Shiva said, okay, I will do it, but I will do it with only one arrow and only at one instant of time. And that instant came and the city was destroyed. So it clearly refers to an eclipse which occurred when the sun and the moon were in the constellation of Pushya. In my book also I had written that this would go back to 10,000 BC because we have astronomical references to that date. Güneş tutulması insanın doğada yaşadığı en etkileyici olaylardan biri. Tam güneş tutulmasının ilk tarihi kaydı milattan önce 760 yılına ait. Anadolu'da bulunan Zincirli şehrindeki Aram kralı Barrakip bu tutulma anını bir heykele işletmiş. Buna benzer örnekleri Babil ve Asur silindir mühürlerinde de görüyoruz. Tüm bu tutulma tasvirlerinin atası tam 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'den geleceğe bir mesaj olarak mı bırakılmıştı? Gökyüzünde güneşle ay birleşirken merkezdeki iki T'de el ele tutuşarak yeryüzündeki birleşmeyi mi temsil ediyorlardı? Ortadaki iki T kadın erkek. Eril ve dişil şeydir, ögedir. Ay ve güneşi koyuyor ve iki tane T'yi de karşı karşıya koyup ilişkilendirmiş. Bu kadın erkek figürü ve tevhid, yani birliktelikleri ve hayatın onlardan doğduğu ve bunun aslında ikili birlik olduğu, yani kadın ve erkeğin
eril ve dişil ögenin bütün kainatı yaratan, bütün kainatın atomdan, atom altından hatta büyük galaksilere kadar bütün süreçleri eril ve dişil ögelerin pozitif ve negatif elektromanyetik ortamdan başlayarak organik düzeye kadar bu karşıtlı birliğin, karşıtlıklı birliğin birbirini devindirerek bütün hayatı oluşturduğu ve hareketin kaynağı olduğunu eğer kabul edecek olursak simgesel olarak burada kadın şeyini, ögesini ay, güneş ögesini de erkeğe. Dişil ve eril ögelerin hem merkezde el ele tutuşan T'ler hem de tutulma halindeki güneş ve ayla anlatıldığı çok açık. Peki acaba burada verilen mesaj nedir? Eril ve dişil ögenin tarihteki ilk kullanımı üzerine yaptığım araştırma beni yine Sümer metinlerine yöneltti. Bir Sümer efsanesini anlatan Sığır ve Tağıl metni ve bu metinde bahsedilen Duku Dağı aynı zamanda Klaus Schmidt'in de ilgisini çekmiş. Funny story is this Duku story, which is not so popular, but I found this story in a book about Sumerian gods and spirits, and the Mount of Duku was mentioned there, and the Anuna gods as anonymous gods without names, and on this mount agriculture had been invented. Sığır ve Tağıl metninde tarımın ve hayvancılığın tanrılar tarafından insanlara armağan edildiği bu dağ şöyle anlatılıyor. O günlerde Enki Enlil'e dedi ki, Enlil baba, Lahar'la Aşnan'ı, Duku'da yaratılanları Duku'dan indirelim. Enki ve Enlil'in kutsal buyruğu üzerine Lahar ve Aşnan Duku'dan indirildiler. Enki ve Enlil Lahar için ahır kurdu. Bitkiler, otlar armağan ettiler ona. Aşnan için bir ev kurdular. Saban ve boyunduruk armağan ettiler ona. Lahar ağılında, ağılın cömertliğini çoğaltan bir çobandır. Aşnan, ekinlerin ortasında içten ve eli açık bir bakiredir. Duku'da yaratılan ve oradan indirilen Lahar ve Aşnan efsanesinin arkasında acaba Göbekli Tepe tapınakları mı var? Belki mitler yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan bu hikaye 6000 yıl boyunca yaşadı. Belki de Sümerlerin tanrılar olarak efsaneleştirdiği farklı bir bilinç seviyesinde ya da evrimin başka bir aşamasında olan bir insan vardı. Ve bu insan Göbekli Tepe'deki mesajları bırakan insandı. Peki bu bilimsel olarak mümkün mü? There do appear to be two types. Now, one possibility is that perhaps, like we have Neanderthal and others, there could have been a more advanced and a less advanced species. A hint for this comes from Ramayana, where you have humans, but you also have Vanara or semi-human. Now today, we say that this means monkey, but they could also mean some sort of a species or even cavemen, you know, belonging to an isolated region which did not advance to that extent. So that is possible. That is happening even today. There are pockets, for example, in Andaman Nicobar Islands where you have these Onje and other tribes who are right from the days of the Bushmen, living side by side, very, very advanced airports and naval ships and sea ships and so on. So it is definitely a possibility. Böyle bir olasılık var. Ama arkeologlar yönetenler ve yönetilenler gibi ikiye ayrılmış bir toplum organizasyonu olduğunu düşünüyorlar. Zaten burada ana motif belli bir toplum üzerine erk sahibi olan grubun toplumu kullanabilmiş olması. Yani kutsal varlık adına kendisi kutsal varlığın temsilcisi, yetkilisi olarak gösterip onun adına toplumu çalıştırmak ve kendileri bunda belli bir üst seviyeye çıkmak. Bu yeni bir sistem. Vaktilen Gordon Childe'ın bir lafı vardır. İşin
en bozulması, birinin Tanrı'nın topraklarını bu tarla benimdir deyip herkesin evet haklısın senindir diye inanmasıdır. Ve Tanrı adına bunu ben kullanıyorum. Tanrı bu yetkiyi bana verdi. Siz de ona benim için çalışacaksınız demesi herkesin buna inanmasıdır der. Bu oluyor. Peki bunu söyleyen kim? Bu aşiret reisi midir? Bir kurnaz rahip midir? Bir büyücü müdür? İyi halüsinasyon gören biri midir? O ayrı bir hikaye ama. İyi halüsinasyon gören biri. Belki de bu niteleme Göbekli Tepe'de bulunan dibekleri açıklamaya yardımcı olabilir. Tapınakların içinde bulunan bu büyük dibeklerle avcı toplayıcı bir topluluğun yediği yemekleri hazırlaması fikri çok tatmin edici değil. Belki de bu dibekler tapınaklarda yapılan törenlerin bir parçasıydı. Maybe as a main purpose was the food preparation, so, but I wanted to add also that we can expect that something else had been existing there, like drugs, for example, because we know that all societies in the world have some drugs, different plants or different roots, or I don't know what is existing, or mushrooms or such things. So we can expect that at Göbekli Tepe also something had been existent which we don't know. So we don't have only to ask was it good for daily food, but we also have to think about other things. Especially when you are at the site where ritual things had been the main part of the story. Değişik doğal malzemelerle yapılan törenler söz konusu olduğunda akla dünyanın çeşitli yerlerindeki şamanik uygulamalar geliyor. Peki acaba Göbekli Tepe'deki ritüelleri yöneten ve öte alemle irtibata geçenler şamanlar mıydı? It's a question so we can expect that in Paleolithic period shamans had been existing in the society. They had not only been hunters and gatherers but also a group of people later being called shamans. So but now the question is what happened in Göbekli Tepe? Are they still at the level of this egalitarian society with shamans and so on, or are they already a little bit different? Maybe they are developing a hierarchical society. And now the question is there still the level of shamans, or is the shaman already changed to the priest of the later periods when we know from old Orient or from old Egypt that we have a class of priests? Rahip kelimesini günümüzden 12 bin yıl öncesi için kullanmak biraz tuhaf değil mi? I don't like to use this term, but we are in a level, so we cannot be sure about it because we don't have the written sources which we have later. So we just have the stones. Bu sorulara, yani rahip konusuna ışık tutabilecek en önemli parça Urfa Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Elimde tuttuğum bu parça bugün baraj suları altında kalmış olan Nevali Chori isimli Neolitik dönem yerleşim yerindeki bir tapınaktan çıkarıldı. Göbekli Tepe'den yaklaşık 500 yıl sonra inşa edildiği tahmin edilen bu tapınakta da T biçiminde 12 adet sütun sıralanmış. Göbekli Tepe'de gördüğümüz tapınakların bir tekrarı gibi olan bu yapıda farklı bir buluntu var. İşte bu gördüğünüz heykel başı. Heykelin alt tarafı tahrip olmuş durumda. Ama normal bir insan kafası büyüklüğünde olan bu başın arka tarafında yukarıya doğru tırmanan bir yılan tasviri var. Yani kundalini enerjisi uyanmış, yüksek bir bilince geçmiş olduğu sembolize edilen bir insan kafası heykeli. To me, that is no mystery at all. Though to many archaeologists, that proves to be a great puzzle. The moment we correlate the civilization with the Vedic times, that head clearly represents a Vedic priest. Even today in India, Vedic priests are like that. They have a clean shaven head, and there is the pigtail, the snake-like pigtail, right at the back of the head. Nevali Chori'de bir Vedik rahip tasviri olması, Göbekli Tepe'de de bir rahip sınıfı olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Peki tarih sahnesinde çok sonra yer alan kültürlerin tanrılar olarak nitelendirdikleri bu insanlar, son buzul çağının bitmesiyle günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'ye nereden ve nasıl geldiler? The story of Atlantis. Atlantis also
was supposed to have been there at that time. We have only a description from Plato, who met an Egyptian priest who told him this. But if you really look closely, it all refers to a civilization that existed around that time. Kayıp kıta Atlantis. Plato'dan günümüze gelen ve yaklaşık 2400 yıldır tam olarak çözümlenemeyen bir konu. Plato, Timaeus ve Critias isimli iki ayrı eserinde Atlantis'ten bahsediyor. Yuvarlak planda kanallarla birbirinden ayrılan bir yerleşim olarak tasvir edilen Atlantis'in merkez noktasında da bir anıt var. Plato'dan günümüze kadar Immanuel Velikovsky, James Churchward, Charles Hapgood, Edgar Cayce, Graham Hancock, Rand Clement gibi birçok insanın araştırma konusu olan bu batık kıta hakkında henüz bilimsel bir bulgu yok. Acaba kutsal metinlere dönersek bu konuyu çağrıştıran bazı işaretler bulabilir miyiz? Belki de daha önceki kutsal metinlerde de rastladığımız bazı şeyler, kültürler battı, yok oldu. Ve sonra yeniden aynı şeyde ortamda yeniden bir kültür doğdu. O zaman biz batık kültürlerle karşılaşıyor olabiliriz Anadolu'da. Belki de Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen Ad kavmi, Semud kavmi diye nitelendirilen, işte Nuh tufanından önce diye belirli kavimler var ve onların ortadan kalktığı ileri sürümleri var. Kur'an-ı Kerim'de sahip olduğu güçlerden dolayı kendilerini herkesten üstün gören Ad kavmi ve Allah tarafından onlara gönderilen uyarıcı Hud peygamber sıkça geçiyor. Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz güç ve imkanları vermiştik. Sonra Ad kavmi yeryüzünde haksız yere kibirlenmek istediler ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmi hakkında başka özellikler de var. Siz her yüksek tepeye bir alamet bina edip eğlenir durur musunuz? Ebedi kalacakmışsınız gibi bir takım sanayiler ediniyorsunuz. Eğer siz yüz çevirirseniz, ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluk da getirir. Dünyada birkaç kez yeniden uygarlık kurulduğu söyleniyor. Yani bir anlatıma göre 12. uygarlığı yaşıyoruz dünyada kurulmuş olan. Bir başka anlatıma göre 40. uygarlığı. Yani anlamı şu, sıfırlandıktan sonra yeniden başlayan anlamında uygarlık. Fiziki bilgilerle temellendirirsek eğer, dünyanın güneşin yaşı ölçülebiliyor bugün biliyoruz. Ve güneş sisteminin galaksinin merkezine doğru hareket edip gelme süresi biliniyor. Ve galaksinin merkezinde bir kara deliğin olduğu biliniyor bugün bilimsel olarak. Ve onun yakınından geçen güneş sisteminin her defasında bir geleneksel söyleyiş biçimiyle bir kıyamete uğradığını ve o sürede yeniden hayat geliştiğini düşünebiliriz. Sınırlı ömrü olan insanın algısıyla sonsuz evrenin zamansızlığı anlaşılabilir mi? Göbekli Tepe'den önce neler olduğu konusunda yorum yapmak, Göbekli Tepe sonrasıyla ilgili tahmin yürütmek kadar zor. Acaba Göbekli Tepe'yi inşa edenler nereye gittiler ve uyguladıkları ritüelleri ne şekilde sürdürdüler? Sanıyorum ki evcil hayvanlar sürü haline gelmeye başladıktan sonra, yani koyun sürüleri, keçi sürüleri sürü haline geldikten sonra zaten sürüsünü alan gitmiş, kaçmış. Çünkü zaten idari sınıf orada kalıyor, halk gidiyor. Gördüğünüz 40 santimetre boyundaki bu heykel, tapınaklar gömüldükten yaklaşık 2000 yıl sonra Göbekli Tepe'ye 70 kilometre uzaklıktaki Adıyaman'da bir neolitik yerleşimde bulundu. Acaba bu kil heykelcik ritüellerin sürdüğüne dair bir ipucu olabilir mi? Aynı şekilde Çatalhöyük'te bulunan bu toprak vazo üzerine işlenmiş olan T başlı insan figürü sayesinde belki de
Göbekli Tepe'deki tapınaklar gömüldükten 3000 yıl sonra buradaki inancı hala yaşatan insanlar olduğu tahmini yapabiliriz. Göbekli Tepe'nin inşasından yine yaklaşık olarak 4000 yıl sonra Latmos bölgesinde bulunan bir kutsal alandaki duvarlara yapılan resimler de benzer bir düşünceyi çağrıştırıyor. Acaba bu resimlerde T şeklinde tasvir edilen insanlar Göbekli Tepe tapınaklarındaki tanrılar mıydı? Göbekli Tepe'ye en benzer yapı İspanya'daki Menorca adasından geliyor. Göbekli Tepe'den 5000 yıl sonra inşa edilen bu yapı tam anlamıyla Göbekli Tepe'yi hatırlatıyor ama gördüğünüz T'lerin üzerinde hiçbir tasvir veya sembol işlenmemiş. Acaba bu yapıyı kaybolan bir inancın şeklen hayatta kalan suretleri olarak nitelendirebilir miyiz? Peki bunları niye bilelim? Bunlar belki de bizim insan hakkındaki bugüne kadar öğrendiğimiz bilgileri yeniden gözden geçirmeye ve bilimsel yeni kapılar açmaya bizi yöneltir diye önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bir takım bugüne kadar öğrendiğimiz, ezberlediğimiz bilgilerin esareti altında olmuş olabiliriz. Onları gözden geçirme olanağını bize sağlıyor olabilir. Final solution we don't have for the moment. It's an argument to excavate more. Also to excavate other circles. Not just to have more stones and more pillars and so, but to understand better what is the story this Stone Age people wanted to tell the visitor or the observer with these images, with these pictures. Göbekli Tepe ile ilgili bilmediğimiz ve anlayamadığımız çok şey var. Tapınakların yerleri neden su geçirmez yapılmıştı? Ve burada nasıl bir tören gerçekleştiriliyordu? Yapımından yaklaşık 1000 yıl sonra bu tapınaklar niye gömüldü? Burada yapılan törenleri kim yönetiyordu? I had actually predicted that there would be a civilization of this date, which would be a Vedic civilization. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Günümüzden 12 bin yıl önce farkındalığı yüksek birileri vardı. İbadet, varoluşlarının önemli bir parçasıydı ve insanlığa heykeller ve taşlarla sahip oldukları bilincin ürününü bıraktılar. Göbekli Tepe'den her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Ve daha gün ışığına çıkmamış en az 14 tapınak var. Yeter ki biz bu kazılardan gelecek bilgilere açık olalım. Sonsuz evrenin mini minnacık bir gezegeninde daha keşfedilecek çok şey var.